Şöyle bakalım efendim. Evet. Sağ olun. Beşiktaş kalbimiz var. İskatifiz devam etmez. Orta ihtiyacımız yok. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş'ımızın 29 Mayıs günü yapılacak genel kuruluna iki başkan adayımızın adaylığı kesinleşmişti. Şimdi Sayın Başkanımız da listesini kendine getirdiler. Divan Başkanlığı'na burada verdiler. Şu anda sicil kontrolleri yapılıyor yönetim kurulu üye adaylarının. O da tamamsa biraz sonra Sayın Başkanım yönetim kurulu listesini açıklayacak. Beşiktaş'ın ağır yükünü çeken bütün kurullara buradan içtenlikle çok teşekkür etmek istiyorum. Benim bir görev sürem tamamlandı. Tekrar aday oldum. Kamuoyunda malum biliniyor. Yaklaşık bir hafta evvel de bir liste vermiştik. Son listeyi yenileme hakkı tanıyan tüzüğümüz geri ikinci listeyi arz ettik. Beraber görev yaptığım 2,5 seneye geçkin süre içerisinde yanımda olan bütün arkadaşlarıma hepiniz huzurunda candan teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreçti. Bu süreç geçmiştekinden de daha zordu ve önümüzdeki olacak süreçten de daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte bıkmadan, usanmadan yanımda duran, sabırla mücadelesine devam eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir kısmıyla yollarımız şimdilik ayrıldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onlar da camianın yeni gençler ve üyelerinden olan arkadaşlarımız. Camiamıza onlar da hizmet etmek istiyorlar. Onlara da bir şans tanınmış oldu. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Gidenlere teşekkür ediyoruz. Gelenlere de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Diğer aday arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Her zaman söylediğim gibi keşke daha fazla adayın olabildiği, daha fazla adayın yarışabildiği bir seçim olsaydı. Tercihim oydu ama maalesef böyle oldu. Artık bunun etkenleri içinde bulunan pandemi döneminin yarattığı kriz olabilir, spor yasasının getirdiği zorluklar olabilir veya da bize destek olmak anlamıyla saygı duyarak devam etsin başkanımız diyenler olabilir. O sebeple seçime girmemiş olabilir ama keşke girselerdi. Umuyorum inşallah buradan sonraki dönemde daha çok kişinin katıldığı bir seçim süreçleri yaşarız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını ve özellikle de Beşiktaş'ımız için hayırlı olanı nasip etmesini diliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır, 120 yıllık bir camiadır. Dolayısıyla hiç tereddütte kalmasınlar. Bu camia her dönemde, her türlü zorluğun altından, zorluğun altında kalkacak yapıda ve güçtedir. Gelen yöneticiler, giden yöneticiler, bakın hepsi birer cesaret abidesi. Onlar var olduğu müddetçe Beşiktaş var olacaktır. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun camiamız için öncelikle. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Ben de izninizle Divan Başkanlık Kurulu olarak bu zor dönemde görev yapan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olağanüstü bir dönemdi. Ve yeni dönemde görev alacak şimdi açıklayacağınız yönetim kuruluna da şimdiden başarılar diliyorum. Ve pazar günü yapılacak seçimimizin de bize yakışır bir olgunlukta güzel bir seçim olup seçilecek yeni başkanımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Başkan Ahmet Nurçebi, yönetim kurulu asil üyeler Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah hanımefendi, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş ve Ali Bayrak. Yönetim kurulu yedek üyelerimiz Bilgehan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol ve Melih Arslan. Beşiktaş'a hizmet etmek için kongrenin önünde adaylıklarını benimle beraber açıkladılar. Onlara da hayırlı olsun. Onlara da başarılar diliyorum. Geçmiştekilere de candan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum olun. Başkanım. Sağ hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sayınıza sağ olun. Teşekkür ediyoruz.